Herkes hayal kurar. Ama aynı şekilde değil. Geceleri zihinlerinin tozlu molalarında düş görenler, gündüzleri bunun gereksizliğini öğrenmek için uyanırlar. Fakat gündüz düş görenler tehlikeli adamlardır. Çünkü onlar mümkün kılmak için gözleri açıkken de yaşayabilirler düşlerini. Tıpkı benim gibi. Sayın Salim ve Sayın Drake. Evet, doğru. Eminiz değil mi? İlk önce araya gir. Katı. Hepsi burada. Şimdi de biz görelim. Tasdik etmem gerekecek. Peki. Gümüş, 16. yüzyıl. Elizabeth zamanı tasarım, Sir Francis Drake'in ilkesi kazınmış. Peki hala. Gerçek gibi görünüyor. Evet, tabii ki gerçek. Ayıptır sorması. Evinize nasıl geçti? Fark eder mi? Müşterim çok memnun olacak. Bir saniye. Salı bu sahte. Sizi temin ederim Sayın Drake. Oho, bak hele hem de nasıl. Bir 3 dolarlık para kadar sahte. Ne hatlar karıştırmaya çalışıyorsun be? Belki de bunu size sormalıyım. Saçmalık bu. Anlaşma yalan olursun. Sen? Sen de müşterine şöyle dersin. İşi beceremedim. Hadi neydi? Defol gidelim buradan. Pazarlık yapabilecek durumda değilsiniz. Bana yüzüğü verin, çantayı alın ve iki beyefendi gibi buradan çıkın. Hala çıkabiliyorken. Adam ne diyorsa onu yap evlat. Sen bir hırsızsın. Evet. Bu çok ironik. Hadi ama dinlenecek vakit yok. Peki ben dostum, şimdi hapı yutun. Hadi,
çıkalım buradan. Bu da ne? Merhaba koca adam. Hallettim. Görüyorum ki hala ortamda çamurda dikiniyorsun. Senin yaşındaki bir adama göre olgun bir davranışım. Bunun arasında sen var. Ama dikkat et. Belki erirsin falan. Hala aynı. Ama gerçekten neden korktuğunu merak et. Kurşun. Hepsinden paçanı kurtarırsın, değil mi? Ölümü aldatırsın. Ya da... Sayın Salı'nın değerli evlatlarınıza zarar vermeyecek. Ben sadece benim oğlumum. Ben... Katır! Hayır. Kapa çeneni. Geri zekalı. Rica ederim majesteli. Marlow, seni buradan götürmemiz gerek. Hadi ama, bir çift aşağılık bunlar.
Pekala. Hadi bakalım. Ha. Ha, bu değil. Burada değil. Ha, bu değil. Hayır, bu da değil. Burada değil. Cierran 15 minutos. Hayır. Bekle, işte buldum. İşte orada. Ona yetişmem gerek.
hiç fena olmaz. Vete aquí, mojnero. Evet, zaten çürüktü. Of, nereye gitti bu? Nereye gidiyor bu? Bakalım şimdi ne yapıyor? Bekletiyorum da, bilirsin işte. Seni dinliyorum. Aquí lo tiene. Ajá. İşte giriş bileti. Teşekkür ederim. Adios amigos. Tamam. O cüzdanı almalıyım. Siktir. Buradan gidemem. Kestirmeden gidiyor. Eminim çatıdan onu rahatça görebilirim. Binayı kestirmeden gidiyor. Eminim çatıdan onu rahatça görebilirim. Thank you.
Arkadaşın da kim? Oraya inmem gerek. Onu kaybetmesem iyi olur. Oraya gitmesem iyi olur. O cüzdanı bir şekilde almalıyım. Tamam. Tam orada cebinde duruyor. İşte şansım. Bakalım. Bırak beni. Ha, ben de öyle düşünmüştüm. Sakın kaçmaya çalışma. Benden uzak kızım değil mi evlat? Bana evlat deme. Ailen senin için endişelenmiş olmalı. Pek sandım. Anladım bütün hikayeyi. Cüzdanı çok iyi açırdın. Bayağı iyisin. Yemekleri tam şey mi koyuyor?
Beni dinledin. Tekniğini oldukça baştan sağ. Ve yapacaklarını önceden belli ediyorsun. Sen kafayı yemişsin. Öyle mi? Bütün şehir boyunca beni takip ettin. Belli ki beni kolay bir av sanmıştın. Ama ne yazık ki yanlış adama çarptın. Ne? Cüzdanım. İyi. Belki de polisi çağırmalıyız. Geç dur. Tabii orta yaşlı bir turistin arka sokaklarda gençleri neden takip ettiğini merak edeceklerdi. Sen oldukça cingöz bir hırsızmışsın değil mi? Kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Her neyse. Eminim polisler konusunda benden daha tepkinlisindir. Evlat. Cüzdan. Bir deneyeyim dedim. Pekala, müze kapalı. İşte orada. Ucuz atlattık. Dik, bak burada kimler var.
Senin cüzdanınla kaçan o iğrenç küçük serseri. Hadi, başka şansın yok. Bunu bize versin. Evet. Yüzük. Düzeyde değiliz. Ne yaptınız? O sadece bir çocuk. Durdurun onu. Durdurun o çocuğu. Hasiktir. Yüzük onda. İşin bitti. Bana mı ateş ediyorlar? Pardon, müsaade edin. Gel Serki! Kusura bakmayın. Hiç olmazsa. Yakaladık onu. Pardon, müsaade edin. Gel Serki! Kusura bakmayın. İşin bitti çocuk. Yakaladık onu. Pardon, müsaade edin. Gel Serki! Kusura bakmayın. Piç kurusu. Titriyorsun bakalım. Sadece gözlerin. Birazcık bile acımayacak. Ne
misin? Azıcık minnettarlık iyi olur. Demin orada kıçını kurtardın sen. Yani sen bir hırsızsın değil mi? Bir prensibin olma. Sen de ilginç biriymişsin. Evlat. Senin hikayen de mi? Bakın. Alınmayın ama daha adınızı bile bilmiyorum. Hemen hallederiz. Victor Salon. Hemen sonra senin de kendini tanıtman gerekiyordu. Tamam. Umarım bana o yüzüğün neden bu kadar önemli olduğunu söylersin. Bu yüzük aileme ait. Ve ben de onu geri alıyorum. Bizzat Francis Drake. Evet öyle. Bunu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum evlat. Ama Drake'in bir varisi yoktu. Hiç çocuğu olmadı. Evet. Ama İngiltere'deki karısıyla çocuğu oldu. Hadi ama evlat. Onu senden alacak olsaydım bunu şimdiye kadar yapmış. Teşekkür. Peki. Parvis. Sik Parvis var. Yani küçük başlangıçların azameti. Onun ülkesiydi. Öyle mi? Biliyorsun. Kraliçe Elizabeth bunu ona 1581'de, dünyanın çevresini dolanıp İngiltere'ye döndüğünde vermişti. Onu o zaman şövalye ilan etmişti. Sokaklardan öğrenmediğin neyse. Bir çocuk nasıl öğretince? Rahibeler biraz ısrar etmişti. Ha, yani katılı okullar falan gitti. Evet, öyle de diyebilirsin. Pekala. O zaman orada bu yüzükle usturlapla ilgili olan bir tane şey de... Bunu benim sormam gerekir. Onlarla çalışan sensin. Bak ya. Müşteri bir şey ister. Ben de onu elde ederim. Bir ücret karşılığı. Hiçbir soru sorma. Sadece bir iş. Bana arkadaş canlısı görüyor. Evet. Şöyle. Her neyse. Zaten kovuldum evi. Pekala bak. İlk önce o bir usturlap değildi. Bu bir çeşit şifre çözme cihazı. Şuna bak. Dünyayı çevreleyen yolculuğu boyunca Drake Doğu Hindistan boyunca gitmişti. Ve dediğine göre 6 ay süren yolculuk sadece buradan buraya gitti. Evet yani. İyi ama bu biraz garip. O denli geç gitmeyecek kadar iyi bir denizci. Bu en fazla bir ayın altı. Bir şey gizliyor. Büyük bir şey. Nasıl? Kraliçeden saklamaya değecek kadar. Şu ana kadar keşfedilmemiş milyonlarca çalıntı hazine kadar. Büyük. O kadar. O kadar. Ve o şifre çözücünün bununla bir ilgisi var. Her şeyin üzerine iddia ediyor. Ve o Marlowe'da.
Ama anahtar olmadan pek bir işine yaramaz. Şu an için kullanılamaz. Şu an için. Hala bana isminin ne olduğunu söylemedin. Ve sen de hala ne istediğini söylüyorsun. Peki. Bak, yeteneklisin. Ama öğrenmen gereken çok şey. Benim burada ben de sana birkaç şey öğrettim. Sağ ol. Ama tek başıma gayet iyi. Evet. Belli oldu. Tekrar denemeye ne dersin? Arkadaşlarım bana salih. Nathan Drake. Sırtım. Şişeye susturucu falan takarsa sanmıştım. Sen, sen de bir gram bor kesme yeteneği yok. Neyse. Tüm bu gürültü patırtı polisleri buraya getirmeye yeter. Razı olalım. En azından birkaç yumurta takıyorum. Ne diyorsun? Sana dokunmadım. Bana kafa attın. Tamam. Bir an. Gerçekçi görünmesini söyleyen sendin ama. Adam adına gitmek lazım. Tamamdır parlak göz gözlüğü aç sana geliyor. Kaybet. Yutacaklarını söylemiştim. Elindekinin sahte olduğunu anlamaları ne kadar sürer? Siktirdim. Onları ortaya çıkardı. Şimdi de onları saklandıkları deliğe kadar takip edersin. Biliyor musun? Harekete geçelim. Ya şöyle et Nate. Ne? Hadi. Gerçekten. Hadi Charlie, neyi bekliyorsun? Evet, evet. Pekala. Birazdan hepsi gidecek. Bütün kalsın. Çok da fena değildi. Sizin yüzün var böyle. Yok bir şey belli. Ah, kapalı. Bekleyin. Bunun çevresinden evet, dolanabiliriz. Evet, biraz çok kas gücü. Ha, ne düşünüyorsun? Duvar çok yüksek. İşte, hadi şunu oraya çek. Tamamdır. Elinden geleni yap dostum. Bütün gece burada bekleyemeyiz. Yardım için sağ ol. Hadi kaldırın kaçınızı. Hala görünüşe göre sahipsiniz. Kafana daha çok dikkat etmelisin birazcık. İyi akşamlar beyler. Ne haber tatlım? Bakıyorum cehennemin kapısından dönmüşsünüz. Çok güzeldi Kuray. Bir aksilik olmadan hallettik. Garip bir sessizliğim var. Ne oldu bakayım? Ah Charlie, eğlenirken kendini birazcık bana kaptırdı. Al işte. Hala kulaklarım çınlıyor. İkinizi yakınlaştırmıştır işte. Görünüşe bakılırsa eğlenceyi kaçırmışım. He, kaçırdın harbiden de. Çok şeydi, katartik. Ah çok komik. Bir sorun çıktı mı? Çocuk oyuncağıydı. Takip ettiğini anlamadım ben, değil misin? Adım gibi hem de. Cadı hangi kapının arkasında saklanıyor? Şunun arkasında. Yeşil olan. Uzun süre önce içeri girdiler. Bayağıdır ses yok. Sence hala içerideler mi? Gözlerimi hiç oradan ayırmadım. İçeri ne giren oldu, ne de çıkan. Bunların gerekli olduğuna emin misin? Yani bizi beklediklerini pek sanmıyorum. Bu herifleri sakın hafife alma, sinek avlamıyorlar. O zaman biz de sinsice girer, sinsice çıkarız. Bu kadar basit. Tamam, iyiymiş. Ama bir sorun olduğunda ilk kurşunu sen atar, sonra soruları sorarsın. Vallahi sadece şu noktada geçelim. Evet, dandik bir ifadesi. Surat onlar bozuldu. Emin olun şu an üzerinde olduğunuz işin yanında bu bir hiç. Ne
yaşındaki biri için çantada keklik anlarsın ya. Demiymiş mi? Hadi ya. Umarım bunda artık. Bayağı sessiz görünüyor. Sence hala orada var mı? Böyle direkt ön kapıdan bulacak değil sen. Demeyiz. İçeriye girmenin bir yolunu bulacağım. Siz üçünüz burada kalın. Nereye gitti bu? Hangi cehenneme gitti bunlar? Bu hiç mantıklı değil. Burada bir araba gören var mı? Çünkü ben bir şey görmüyorum. Anlamıyorum. Evet, yeşil kapı, eminim. Burada vaktimizi harcıyoruz. Bu boktan çanta gitti de daha cazip. İyi de ne yani, buharlaşıp havaya karışmadı ya bunlar. Bunun bir açıklaması vardır. Bakın etrafı araştırdım. Ne yerde geldik gerekmez. Hala egzozun kokusuna var. Lastik izleri. Ve hala ıslak. Görünüşe göre araba buradan. Hadi gitmeyeceğim adam. Sen kızmışsın. İyi kaçmıyorsun. Yok. Şuna bir bakın. Bir çeşit mekanizma mı? Evet, belki. Dört tekerlek, dört temas odası.
Sally, sen orada dur. Siz ikiniz şuraya ve şuraya geçin. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Tamam işte, bu olmadı. Bir ışık var. Sally, feneri duvara tutsana. Arabanın farı. Açıl susam açıl ha. Nate, biz burada kiminle uğraşıyoruz? Bunu anlamama tek bir yol var. Biz arabanın izinden gideceğiz. Sen kamyon tutun. Ben sizle bağlantıda kalacağız. Diğer tarafa geçtiğimizde seni bilgilendiririm. Evet, orası hangi cehennemse artık. Her şeye hazırlıklı olun. Kısa bir yolu vardır. Hiç şüphem yok. Biliyorsun bu alemdeki en iyi sunucu. Ne demiştirdim?